Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin, İslam Birliği'nin öncülüğünde de hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın kuruluşuna bu gayretli çalışmalarımızı vesile eylesin inşallah. Elbette ki sözlerimize başlarken mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. İnşallah bu mübarek gecenin, bu mübarek üç ayların yüzü suyu hürmetine, Miraç Kandili'nin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah mazlumların, ezilenlerin kurtuluşunu, adil bir dünyanın kuruluşunu bir an evvel nasip ve müyesser eylesin. Çok kıymetli Hidayet Başkanımıza ve emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara teşekkürler ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Başkan, Erdoğan, başkan, Erdoğan, başkan, Erdoğan. Ve tabii ki çok değerli genel başkan yardımcılarımız, kıymetli protokol mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli basın mensupları, güvenlik güçleri kendilerine ayrı böyle tarihi bir görüntüyle dolduran hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bütün milli görüşçülere, bütün Erbakan aşıklarına hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü o hakkı savunduğu için, batıla karşı durduğu için, bedel ödemek pahasına da olsa hakkın yanında saf tuttuğu için, peygamberlerin yolundan yürüyen bir lider olduğu için eyleminde, her söyleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek aldığı için ona aşık oluyoruz. Cenab-ı Allah bizleri merhum lidermasın. Aynen onun gibi bu hak dava uğrunda son nefesimize kadar canla başla mücadele etmeyi, cihad etmeyimiz feraseti sayesinde çok üst düzeyde bir ilim ve çok kuvvetli bir iman aldanmadı ve aldatmadı. Bütün hayatı boyunca tüm milletimize ve İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdi. Erbakan dediğimiz zaman vazgeçmeyen lider aklımıza geliyor. Dört tane partisi haksız yere kapatılmasına rağmen hiç tereddüt etmeden beşincisini kurdu.